Araba kimin? Benim. Dükkan kimin? Benim. Arabayı kim kullanıyordu? Ben. Yani ona tam kullanmak denemez aslında. Araba hanımefendiden bağımsız takılıyordu biraz. Yani. Sen artık benim şoförlüğümü eleştirmeyi bırakır mısın? Tamam, bırakın tartışmayı. Ya kusura bakmayın. Kahveye geçecek mi? Bir çay içeriz Memur Bey. Gel. Sen gel. Ehliyetinizi alabilir miyim? Ehliyet. Ha, tabii. Buyurun. Aracı kullanırken alkollü müydünüz? Hayır tabii ki. Ama aşk zarhoşuydu. Yani biz şimdi balayına çıkıyorduk da onun heyecanı vardı biraz. Ne yazık ki bizimle merkeze gelmeniz gerekli. Yok, gelemeyiz biz merkeze falan çünkü bizim hiç vaktimiz yok. Hemen yola çıkmamız gerekiyor. Lütfen zorluk çıkarmayın. Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Gelmiyorum. Çünkü ben alkollü falan da değildim. Ayrıca dükkan bizim dükkanımız. Bir girdim çıktım yani. Şikayet eden yok, bir şey yok. Tabii tabii, dükkan benim. Satayım istiyorsanız. Yani ölü fiyatına bırakırım size. Tabii temizliğin falan yapar, öyle verin ya. Sen artık birazcık sussan mı acaba Şek? Esra Hanım, siz daha önce bir kazaya karışmıştınız. Bir şahsa çarpıp yaralanmışsınız. Ha evet, bana çarptı kendisi. Şikayetçi değildim, olmadım da. Zaten güzel bir şeye vesile oldu ya. Sen yanmışsın arkadaş. Ben yanmadım, ev yandı. Evi de yaktı kendisi. İki kere yaktı. Sakar biraz. O yüzden çok şey yapma. Sakar biraz. Ehliyetinize el koymak zorundayım. Ne? Ama... Ya hadi bakalım, bir bir skoru eşitlendi. Bunun revanşı olur ama. Buyurun. İyi günler. O zaman balayı işe attığına göre ben de gideyim de dükkanı temizleyeyim bari. Tabii tabii, git. Ben de şimdi galeriye gideyim, çalışayım birazcık. Zaten esnaflık balayından daha önemli değil mi? Evet, daha önemli. Hayırlı işler. Bol güneşler. Ay espri. Sağlamları ayırtıyorum ben buradan. Şevkat, şeyi merak ettim ya. Siz acaba balayına çıkıyorsunuz mu, çıkmıyorsunuz mu? Gargara geldi, orası kaçırırdım ben de. Nasıl çıkak lan? Dükkanın halini görmüyorum, nasıl çıkak ya? Esin ne diyor bu duruma? Ya tabii biraz bozuldu ama ben onun gönlünü alırım, sıkıntı yok. Kızaklı Şevkat. Balayı evlilik için huzurlu bir başlangıçtır. Ne huzurundan bahsediyorsun lan sen? Ev yandı, dükkanın hali ortada. Ne huzurundan bahsediyorsun gerçekten? Gerçi bak abi, taraftan da iyi oldu ha. Ben de belki deplasmana giderim. Deplasmana mı gideyim, güleyim bari. Deplasmana al, burada deplasman gidersin sen. Abim ya, hayatta hiçbir yere bırakmaz bu kız seni. Vallahi kovar kapının önüne koyar, benim dükkanda yatar kalkarsın, haberin olsun. Bak da gör nasıl gideceğim. Bak da gör nasıl gideceğim. Dükkan kendini feda etti zaten. Çırak da eba oldu. Demek ki sıra sende Şevkat, iyi düşün. Ah, taşı gediğine koydun yine. Lan Zevzek, sen hep demiyor musun lan? Hayat işte bir yoldur, bu yolda kapılar açılır, kapanır bilmem ne. İyi. İşte oğlum bak, yani balayının kapıları birer birer kapanırken deplasmanın kapıları ardına kadar açılıyor. Demek ki her şey olacağına varıyor. Düşünecek bir şey yok yani. Agalar, vallahi benim midem kazındıydı. Ben bunlarla menemen yapıyorum, tamam mı? Hadi, şimdi sen de bir ekmek ayarla bakalım fırından. Mahalleye yapacak menemen. Tamam hadi, tamam, bırak seni de. Böyle bir temizlenecek bir şey değil bu ya. Yani aslında evet. Bir kürek mürek falan bir şey ayarlayak da bari. İyi, ben hallederim. Eyvallah. Esin, takma bu kadar. Ya sen neler atlattın. Bunlar da düzelecek, her şey yoluna girecek. Yani her şey yoluna girer tabii. Sen hem de acaba hangi yola girer? Tamam, balayına gidemiyoruz. Olabilir. Ama balayına gidemiyoruz diye Şevkat deplasmana gitmeye çalışırsa var ya, külahları değişirim onunla. Hatta o külahı yediririm ona. Canım sen önce bir sakinleş, bak yangına körlük de gitme sonra. Bir de yangın falan deme Gizem bana, Allah aşkına. Zaten duvarlar üstüme geliyor bugün ya. Ay, ağzımdan kaçtı. Yani böyle birazcık alttan al demek istemiştim. Baksana, onun da dükkanı harap oldu.
Onun da sinirleri bozuktur şimdi. Cidden adamın dükkanı mahvoldu ya. Temizleyebildiler mi acaba? Ben gelirken baktım. Mahalleli yardım ediyordu. Hallederler. İyi gideyim, ben de yardım edeyim bari. Git. Hem de özür dile. Biraz da ortalığı yumuşatırsın. Hadi. Hadi git. Ulan şu hale bak ya. Dükkana mı yanayım? Yumurtaların gittiğine mi yanayım? Merhaba. Yardım etmeye geldim. Etme. Sen bana yardım mardım etme. Senin edeceğin en güzel yardım durmak. Ama neyi ben istemiyorsan giderim. Zaten sana yardım teklif eden de kabahat. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Gelsin de anla halimi. Ne varmış ya senin halinde? Ne mi varmış halimde? Görmüyor musun dükkanın halini ya? Bir şey soracağım. Sen balayına gidemediğimiz için mi bu kadar sinirlisin? Yoksa dükkanı toplamak zor geldiği için mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ikincisi daha ağır basıyor yani. Sonuçta yaşanan an, kaybedilen anlara göre daha şiddetli cereyan eder değil mi? Bu söylediğini unutma ama. Niye? Çünkü şu gidemediğin deplasman maçını kaybedilen bir an olarak görüyorsan, sonrasında benimle yaşayacağın an daha şiddetli cereyan edecek. Anlaşıldı. Ya sen buraya bana yardım etmeye değil, bu deplasman meselesinde beni aramaya, yoklamaya gelmişsin. Yani altı çizilen kelime deplasman. Değil. Altı çizilen kelime şiddetli cereyan. Kolay gelsin. Kapıyı ört de o zaman cereyan yapmasın. Aa, gerçi cam yok, doğru ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.